İsmet Bey e bir şey soracaktınız. Yani şimdi bu elektrikli araçta e, dünyada yepyeni bir teknoloji. Gerçi biraz geç kaldık yani orada çok da erken girmedik bu iş ama neresinden başlasak e, kardır böyle bir şeyde. Mesela dünyanın ünlü markaları özellikle Almanlar otomotiv sektöründe dünyanın en iyileriydi. Fakat bu elektrikli araçta çok geç kaldıkları için şu anda... Onu tamamlamak için e, yoğun bir çaba içerisindeler. Yani e, Almanlar bayağı döküldü bu işte. Onun için bu konunun uzmanları şöyle bir analiz yapıyorlar. Yani bu süreç içerisinde birçok tanınmış firma, ünlü firma yok olabilir. Yepyeni e, firmalar dünya markası haline gelebilir deniyor. Mesela örneğin ismini herhalde artık herkes konuştuğu için. Tesla düne kadar konuşuluyor muydu? Bu Yok. elektriklere çıkana kadar konuşulmuyordu. Yani şimdi böyle bir durum çıkabilir mi? Mesela hiç ummadığımız markalar. Bu biz de dahiliz. Dünyada çok öne geçebilir mi? Bir e, bunu soracağım. İkincisi Avrupa pazarı. Mesela açıklamada ilk dediler ki hedefimiz ihracatta Avrupa pazarı. Fakat bu gerçekçi mi? Şundan dolayı söylüyorum. Yani... Bir defa servis ağı kurmanız lazım. Hele ölçek bu rakamlardayken yani bir 4-5 sene sonra 2026 deniyor. Bence daha da uzun sürebilir o. Yani servis ağını bir defa harcadığınız para kadar daha para harcamanız gerekiyor. Tesla Avrupa'ya girdi ama çok büyük yatırımlar yaptı. Yani bu gerçekçi mi? Peki Türkiye mesela şu anda Rusya ile yaptırımlar var, bazı sorunlar var ve bir, epey de uzun süreceye benziyor. Mesela Türkiye bu pazarı genişletmek açısından Rusya pazarına yönelebilir mi? Veyahut da ortaklıklar da olabilir Rusya'da bazı firmalarla. Arkasından Türk Cumhuriyetleri bu kapsama girer mi? Yani hemen yakın komşumuz Irak ve Suriye var. Mesela oralara yönelebilir miyiz? İran var. Orayla bir ortaklıklar olabilir, başka şeyler olabilir. Yani diyeceğim bizim kısa vadede yönelmemiz gereken alanlar noktasında da ee, Avrupa tercihi yanlış değil mi? Ne dersiniz? Güzel. Şimdi ilk sorudan başlayalım o zaman. Ee, i̇lk soruda Avrupa pazarı hani çok hızlı bir şekilde elektrikliye dönmeye çalışıyor ama Avrupalı markalar burada biraz geri kaldı diye söylediniz. Alman, Haklısınız. Alman, özellikle Almanlar Alman. ama yani toplamına bakmak lazım. Ee, bu, bu tok için bir fırsat mı? Bu fırsat. Dediğiniz gibi bazı markaların Elbette yok olmak gibi bir riski var. Eğer e, bugünden yarına değil ama 10 yıl sonra, 15 yıl sonra... Kendini yenileyemezsin. Evet. Yani, yani rekabette geri kalırsa... Devasa bir marka pat diye gidebilir. E, i̇şte o yüzden ama e, markalar bir araya gelip gruplar oluşturuyorlar. Onlar da önlemlerini alıyorlar. Aynen öyle. Ama yine de bazı markaların e, yok olduğunu görebiliriz. Peki, Böyle bir olasılık var. E, Avrupa pazarı dışındaki pazarlara yönelmiş... Telefonda yönelmesi... yaşadık örneğin. Telefonda yaşadık. Evet, doğru, yaşadık. doğru, doğru. doğru e, Evet benzinli otomobil çağında da yaşadık bunları. Birçok marka yok oldu. Peki Avrupa dışında ikinci soru. Pazar payı olarak. Çin, e, Avrupa doğru pazar mı, ihracat pazar mı? E, şu an için evet, Avrupa doğru pazar. Gerçekçi Özellikle mi? Bazı gerçekçi, bazı bazı pazarlar çok hızlı şekilde elektrikliye dönüyor. Çinli markalar da şu anda Avrupa pazarına girmenin yollarını İsmet arıyorlar. Mete dedi ki, yani diyelim ki Tesla girdi Avrupa pazarına ama çok büyük yatırımlar yaptı. O servis bölümüyle ilgili. Oraya da geleceğim. Ee, Bu arada. Bazı Demin bazı markalar benzinli otomobilde de yok oldu. Bunu evet. bazı Amerikan markaları için mi söyleyeyim? Bazı Amerikan markaları Heh. için söylüyorum ama Avrupa'da da bazı markalar yok olmadı değil, yok oldu. Anladım. Telefonda bile ya yok oldu işte gözümüzün önünde. Evet. Evet. Onlar çok hızlı yok oldu. 100 senelik otomobil markaları yok oldu bu arada. Ve yenileri de buna eklenebilir. Mümkün. Bu tamamen doğru yatırımları doğru zamanda yapmak, doğru pazarlamak vesaireyle ilgili bir şey. Ee, Avrupa pazarı bizim için doğru pazar mı? Evet çünkü elektrikli altyapı ve tüketicilerin elektrikli otomobile yönelmesi ve, ve Avrupa pazarındaki birçok ülkede çok iyi teşvikler mevzuat, verilmesi, mevzuat teşvik. iyi teşvikler verilmesi oradaki pazarı hızlandırıyor. Orada e, eğer müşterileri ikna edecek kalitede bir otomobil sunabilirseniz e, ve ürünün içerisinde iyi uygulamalar, iyi hizmetler sunabilirseniz, evet doğru pazar orası. Diğer tarafına geçeyim. Servis maliyeti evet Türkiye'de de mesela kanunlar gereği önümüzdeki yıl içerisinde 7 bölgede 20 tane sabit ya da mobil servis kurulacak. Başka çaresi yok. Fakat e, Avrupa'da bu maliyet ne olur bunu bilmiyorum. Bu konuda nasıl bir iş planları var onu da bilmiyorum maalesef. Peki, Fakat etmiş. oraya otomobil satacaksak çok özür dilerim mutlaka servis ağ kurulmak zorunda. Size bir şey soracağım. Togu şu anda işte bir CEO'su var çeşitli birimlerinin başında bir ekip var yani. Tabii. Bu ekip iyi bir ekip mi? Çok iyi bir ekip. Dünya çapında bir ekip mi? E, Gürcan Karakaş zaten dünya çapında bir şirketin en üst düzey yöneticilerinden biriydi. Ve üstelik o şirket otomotiv sektörünün en büyük yan sanayi ve teknoloji şirketi. Yani otomobilin geleceğini zaten biliyordu Gürcan Bey. E, Talin Hanım var. İsim vererek söyleyeyim. Talin Yıldız var. E, ben Talin Hanım'ı 2000'li yıllardan tanırım. Önce bir lastik firmasındaydı. Sonra bir Fransız markasına geçti. Türkiye'de de üretim yapan. Ee, sonra onun Fransa'daki merkezinde görev aldı üst düzey Bu çok aldı. bilindik marka ediyorsun. Evet evet tabii Frans. ki tabii ki tabii hmm. ki Bursa'da üretim yapandan bahsediyorum. Hmm. Ee, uluslararası tecrübesi var. Ee, şimdi batarya fabrikası kuruluyor biliyorsunuz onun başında Özgür Bey var. O da yıllarca Türkiye'de Türkiye'nin büyük yerli üreticilerinden bir tanesinde e, işte ürün planlama strateji vesaire üzerine çalıştı. E, benzer bir sektörde yine üst düzey yöneticilik yaptı. Süper ekip diyorsun. Elbette yani. elbette. Peki şimdi gelelim son soruya. Bu fabrika görüntülerini izliyoruz. İçeriği görebilir miyiz fabrikanın iç kısmını? Yani ya bugün bir internette bazı görüntüler dolaşıyormuş. işte e, robot yok bilmem ne yok. Hani robot teknolojisiyle çalışıyor diyordunuz ama al sana bir salon görüntüsü hiçbir robotik bir şey yok falan diye o görüntüleri yayınlıyorlarmış. E, nasıl bir sistem var burada içeride? Ya bizim bildiğimiz modern e, otomobil fabrikalarında ne varsa işleyiş burada da o var yani o robotlar gerçekten çalışıyor. Biz içeri girip o görüntüleri. Geldiniz, e, Siz gördünüz mü o görüntüleri? O görüntüyü ben gördüm. Orası fabrikanın altı bir bölümü. Yani ya bizim daha millet işe ne acayip bölümü. ya hakikaten ya hani devrim otomobilleri falan diye anlatıyoruz ona yapılanlar falan filan hiç akıllanmıyor uslanmıyor. Orada atıl vaziyette olan bir bölümün görüntüsünü çekip Aa diyor bu, bu mu diyor senin fabrikan diyor. Bu arada bir önemli özelliği var bu fabrikanın. boyanı bu gördüğünüz yerler. Ee, Avrupa'daki en çevreci boyaneye sahip bu fabrika. Size çok teşekkür ediyorum. Hayır, teşekkür. Devam Hayır, edeceğiz. Sizi yerinize alalım. Teşekkür ederim. Hayır, bides, Şimdi pardon, siyasi iktidara yani zarar vereceğim, zarar diye Türkiye'ye ve bir özel oraya, sektör işletmesine zarar. Oraya geleceğiz. Halit Bey, ya, bir küçük ekleme. Otomobil gazetecisi politikaya girmek istemiyor, haklı olarak ben olsam. Hakan Bey, bilmem. güvenlikle ilgili bir şey sormak istiyorum. İşin Çok kritik bir Politik olduğum. tartışmasına buyurun Şimdi e, bunun devlet, de, kamu sektörü alacak, değil mi? Özellikle bu araçları, bildiğimiz kadarıyla. Belli adette bir anlaşmaları Ama, var, 2032'ye kadar galiba, 600'in civarında. Silahlı kuvvetleri, polis, emniyet örgütü ve istihbarat teşkilatları. Şimdi bunlar ülke güvenliği bakımından benzinli araçlarda böyle bir risk yok ama tamamen yazılımla bilgisayarla yürüyen araçlarda hackleme tehlikesi var. Hı hı. Yani araçla hackleme ile ilgili bir istihbarat görevlisi veya bir silahlı kuvvetlerde bir komutan birisi kilit birisine ne bileyim suikast için şu için bu için özellikle hackleyip arabayı kaza yaptırabilirler. Yerini tespit edebilmemle bu tür riskler Öbür araçlara göre daha tehlikeli mi değil mi açıkçası? E, bağlantılı tüm araçlarda böyle bir risk var. Yani internete bağlanabilen... İnternette. Ama artık internete bağlanmayan araç üretilmiyor yok. ki. E, yok işte. O yüzden onu söylüyorum. Ama aynı zamanda siber güvenlik için özel ekipleri var. Yani bunu engellemek üzere yazılımları var. Yani bankaların aldığı güvenlik tedbirlerini... Ahmet Bey, çok ahmet. daha fazlasını ben size söyleyeyim. Çok daha detaylı Zafer, e, güvenlik önlemleri Zafer Şahin var. bir şey söylüyor. Ya, Demin Halit Bey'in söylediğinde aslında üzerine durması gereken bir nokta var. Yani Türkiye bu yatırımı yaparak, bu teknolojiyi yakalayarak belki de dünyanın önemli elektrikli otomotiv üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Yani şimdi bugün sıfırdan bir ülke ben elektrikli araç üreteceğim dese bizde olduğu gibi Minimum 5-6 yıla ihtiyacı var. Biz bunu 5-6 yılda hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani babayit aranıyor çıkışıyla başladı bu iş. Sonra biz işte elektrikli e, otomotiv üretme kararı aldık. Dolayısıyla biz burada e, epey bir mesafe alan bir ülkeyiz. Yani bu işin kendiliğinden yan sanayisi oluşacak. Bir de şimdi bir uzman arkadaş yazmış önemli. Türkiye Ahmet Bey biliyorsunuz BOR'da. Dünyada %75 oranında bor madenleri bizde. Ve biz borun atıklarından lityum üreten fabrikayı kurduk Bandırma'da. Bir Kırkada, Kırkada bir de Bandırma'da. Şimdi bu batarya üretiminde de Türkiye ön planda. Daha bugünden Çinlilerle kurulan ortak fabrikalar var. Yani dolayısıyla sanki bu mesele evet herkes otomotiv alsın ama bunun daha ötesinde bir proje. Daha büyük bir yatırım bu. Yani çok çok ilerisi düşünülerek hesap edilerek yapılmış bir teknolojik yatırım. Biraz da bu gözle bakmakta fayda var sanki. Peki.